Osem 2021'de Barcelona Akademimizin yepyeni bir bölümünde hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 16. hafta 16. bölüm ve 16. hafta maçlarıyla karşınızdayız. Bugün her şeye karşı rahat bir maç çıkaracağını düşünüyorum. Hızlı bir şekilde bu bölümü çözemeyebiliriz. Şöyle bir şekilde maçı başlattık. Videoya like atarsanız ve abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Diyeceğim başka bir şey yok. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler dilerim şimdiden. Kahvenizi ve çayınızı almalıysanız videoyu hemen durdurun ve çayınızı ve kahvenizi alın. Çünkü bugün çok şeyler olacak sanki. Çünkü dakika 4 gol yedik. Ayda. Ha, Allah razı olsun ofsaytmış. Zaten o yüzden yedik herhalde. Evet, 1-0 geride başladık. Allah'tan Vardan geri döndü gol. Hem Mbappe hem Erken oynuyor. Çünkü arkadaşlar forvetimiz satıldı. Forvet yerine ben başka oyuncu aldım. Daha iyi bir orta saha aldım galiba ama orta saha Verratti aldım galiba. Bakacağız. Transfer etkinliği geldi bu hafta. Çok iyi olacak bu bizim için. Dakika 17. Elçe geliyor. Galiba kanatlardan oynama yaptım ben ya. Kaleye şuta basmam lazım ama bilmiyorum. Alphonso Davies'ten güzel bir pas. Mbappe. Mbappe sen mi geldin oğlum? Direğin dibinden dışarı. Gelecek. Bu gol gelecek. Bir yerde bir pat. İlk gol bir gelsin bir daha açılacağız. Fatih'den güzel bir pas. Fatih attı ileri Milinkovic. Savic startı verdi. Evet. Duydular beni ve dediğim gibi gol attık. Buradan sonra patlarız diye tahmin ediyorum. Ama ilk yarıda patlayabilir miyiz bilmiyorum. Kale çok uzak mesela ama Harry Kane için sıkıntı yok. Harry Kane 50 metreden de atar çünkü. Harry Kane baba işte bu kadar. 2-0 olmadı. Şu Tete Moreno'yu tutun. Bak. Direğin dibinden dışarı çıktı evlat. Evet patlama yapamadık. Mr. Ronaldo yok acaba o yüzden mi diyeceğim ama Fatih Mbappe Harry Kane. Yok donmadım şaka. Nasıl ama iyi taktik yaptım değil mi? Sanki donmuşum gibi yaptım. Yok ya yine donmadım ama bu sefer yine yanmamışımdır. Ama oyun dondu gerçekten. Ondan yana bir sıkıntı yok. Ben şu oyunu bir düzelteyim geleyim arkadaşlar. Şu interneti ya. Evet, ikinci yarıda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geldik tekrardan her şeyi hallettik. İkinci yarıda artık bir gol şovu bekliyorum. Bir gol yağmuru hocam. Yani 4-5-0'lık maç dedik. Ya 60'a kadar şut da çekemedik. Bu bayağı koyuyor yani insanı ama sanmıyorum. Arkadaki patır patır geri goller. Bu bir Mbappe dakika 59 Sivas'ı şey Sivas diyorum ya. Tekirdağ'a selam yolladı. 59 1-0 Mbappe. Barella Sarıkaa. Gudi. Beşiktaş'ta Gudi. Hakan lan oynamıyorsun sarı kart gördüm. Oy maşallah hakem sarı kartları herhalde bedava dağıtıyor. Ve penaltı. Oo, güzel. Harry Kane için topun başında. Haydi Harry Kane 3 olsun. Dakika 71. Mbappe attı. Orta gol getirir. Orada kim açıyordu? Orta sahamız kim var? Barella. 4 oldu işte. Barella'dan 2 asist. Hadi oğlum 5-6 gelir mi? Hocam bir de frikikten oh, Harry Kane'in yaptı yapacağını yine ya. Attı 2 tane helal olsun. Helal olsun. Bir de asist mi yapacak? Yok daha ne? Yok LeBron James. Ya, yeter. Kafi. Evet ikinci yarıda açıldık. Baya yok ettik maçı. Zaten yok etmemiz gereken. Çok anlatılacak bir şey yok da. Yine de video olsun diye çekiyorum işte. Bu tarz maçları çekmek istemiyorum ama işte bu zevkli oluyor bazen böyle. Yani güzel galibiyet, güzel taktik. Yapacağımız hiçbir şey yok. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son 3 maç 3 galibiyet yani 3 maç 9 puan. Ya atılan 11, 12, 13 gol ve bir tane gol yedik. Artı 12 averaj. Son 3 maç. İnanılmaz bir yükselişteyiz. 27 Savic, 59 Mbappe,
71 Harry Kane, 78 Milinkovic-Savic, 86 Harry Kane maçın adamı. Tabii ki Harry Kane 2 golüyle Harry Kane maçın adamı olmuş. Mbappe 1 gol, Barella 2 asist, Milinkovic-Savic de 2 gol atmış. Oo. Fadi'nin de 1 golü var. 15 şuta 5 şut çektirmişiz rakibimize. 4 korner, 3 korner, 65-35. Biz oynamışız. Buna çok dikkat etmeye gerek yok zaten. Rakip menajer Hakan'ın bugün performansı vasattı. Hakan'ı satmak istemiyordum ki zaten satılık listesine koydum gerçekten onu. Lan nereye gittim ben? Ama işte hızlı bakalım. Alanya Spor kariyerine çıkarmamız lazım. Hakan Çalhanoğlu transfer listesi zaten. O yüzden sıkıntı yok. Kim kırmızı kartlı? Ha, 3 maç bedeni cezası var zaten. Doğru. Evet, bedeni şey o aman biz ligin inşallah şeyleri göstereyim şimdi. Neyse de sonuçlara bakalım biz ya. Çok uzattım. Ay, Valencia hızla puan kaybediyormuş Atletico'da. Lan buna niye çıkmadı? Oo, Villarreal kaybetmiş. Real Sociedad da kaybetmiş. İşte bu be. Oh. Oh. Çok iyi oldu. Buna niye çıkmadı lan? Allah Allah. İtalya'da her Loseme iyice sapıttı. Her neyse, biz maçlarımıza bakalım. Valencia 2-1 USK'ye daha zor geçmiş. Sevilla. Ah, ProGamer burada bir sürpriz yapamamışsın. Sağlık olsun. Ya, zaten çok beklenecek bir şey değil de bir sürpriz zaten adı üstünde. Atletico 1-0 sanki zarzo geçmiş. 2-2 Levante Real Betis çok iyi. R ve Villarreal sonunda kaybetti. Hasan bir tek sen de bir kaybet. Sen de bir mağlubiyet yüzü gör artık. Real Madrid'e kaybetmiş hem de. Real Sociedad 1-0 Osasuna'ya hem de menajersiz. Bak Osasuna Muhammed, imkanın varsa geri gel. Celta Vigo'da 1-0 Eibar'ı zar zor geçmiş sanki. Atletik Bilbao Alaves'e 0-0 beraber kalmış. Getafe 4-0 Granada'yı geçmiş. Granada değil de Getafe çok iyi gidiyor ya. Evet, burada bakacağımız maçlar var tabii ki. Özellikle şu maç ve Valencia maçına belki bakarız. Belki bakmayız. Büyük ihtimalle bakmayız. Ama bakabiliriz de. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Güzel kayıt akıyor. Evet. 3 Gündoğan 8. Rodrigo 26. Werner 26 dakikada maç bitmiş zaten. Başka kırmızı kart cezalı bir şey yok. 7 şut olmuştu videoya. Yani daha çok şut çektiğini görürüz. 4-5-1 taktiği biraz savunma ağırlıklı. Biraz değil savunma ağırlıklı. Orta sahaya kalabalık tutmuş. O yüzden top oynamanı daha yüksektir. Dediğim gibi 156-44 güzel bir maç olmuş ama Villarreal biraz daha iyi oynamış gibi gözüküyor Real Madrid'e karşı ama skor 2-1 Real Madrid. İyi, sevindim. Güzel. Valencia'da hemen hızlı hızlı hızlı. İstatistiklere bakmayacağım. Gol dakikaları kaçta gelmiş? Bunları çok merak ediyorum. Çünkü ucu ucuna kazanılan galibiyetler demektir ki takım biraz dağılıyor. Oo, Bekford sakatlamış. Diyeceğim de çok güvenim yok. 50 Allah'ım tam diyecektim. Oo, Lewandowski kırmızı kart mı? Ya 58-59 arka arkaya atmışlar. Lewandowski yine atmış bu arada. Hak edilen bir galibiyet ya. Rahat bir şey zaten de. Yani. Ha, Lewandowski bizim maçla oynayacak mı? Vallahi bizim maçı 5-6 maçlık kırmızı kart görse. Of, çok iyi olur da imkansız bir şey. İmkansız değil de çok zor. Bakarız şimdi Valencia'ya. Bir puan tablosunu bir okuyalım. Evet, 4 Mahrez. Geri kalan dakikalarda bir şey olmamış. Güzel, geçebiliriz. Biz Alaves'e karşı oynayacağız. Alaves, Real Betis, Levante'ye bakalım ya. 2 gibi bitmiş değil mi? Allah'ım yarabbim. Güzel maç olmuş. 3 de Iglesias, 16 Di Maria, 1-1 yanmış. Tekrar Adana Real Betis öne geçmiş. Guardado ve Guardado ile 47'de hemen ikinci yarın başında ve kalan 74 dakikalarda 78'de Di Maria ikinci kez sahneye çıkmış ve durumu tekrardan eşitlemiş. 2-2 olmuş. 8 şut 10 şut. Başa baş geçen mücadele. Real Betis bir tık daha iyi oynamış diyebiliriz ama ne olursa olsun skor 2-2 puanla dağıtılmış yer iki tarafa da. Evet. Şöyle artık bir sonraki haftaya maçlarına bakalım. Alaves deplasmanına gideceğiz. Villarreal Sociedad, Real Sociedad buradan bir beraberlik çok iyi olur. Sevilla Real Madrid, Real Madrid Sevilla buradan da beraberlik çok iyi olur. Valencia Osasuna, Osasuna bir sürpriz daha yapar mı sanmıyorum. Getafe Elche'ye rahat bir şekilde geçer. Atletico Bilbao orada takılabilir. Belli olmuyor çünkü Bilbao'nun işi. Granada Eibar'ı geçebilir diye tahmin ediyorum. Celta Vigo Cadiz'e rahat bir şekilde geçer. Real Betis Valladolid bu maçı bilemiyorum. Valladolid'de fena bir maç. Fena oynamıyor. Atletico Levante. Haydi Berbo Bulut. Yap şurada bir şovunu. Bir puan al. Çok iyi olur. Ve o beklenen an. Lig tablosunda çok iyi yerle geldik. Geldik. Valencia biraz uçtu gitti. Valencia yakalamamız çok zor.
Valencia önce şurada bir Villarreal yine de sayınır. Diyeceğim ama hiç belli olmuyor. Vallahi hiç belli olmuyor. Az önce gördünüz bakın Villarreal kime kaybetmiş. Kime kaybetmiş hatırlamıyorum. Valencia 36 puan. 36 puan diyecek mi ya? 44 puanla birinci sırada namağlup. Villarreal 39 puanla ikinci ki ikinciye 5 puanlık bir fark açıldı. 36 puanla Real Sociedad 3. sırada gelir. Atletico bugün kazanamasaydı çok iyi olacaktı. Bizimle eşit puanda olacaktı. Berabere kalacaktı tahminimce. Ve avaraj olarak da geçecektik. Avaraj olarak da toparladık. Bu çok iyi oldu. 35 puanla 4. Atletico. Biz 33 puanla 5. Sevilla'da 33 puanla 6. Avaraj farkıyla önüne geçtik. Real Betis 29 puanla 7. 28. Real Madrid 8. Alaves 25 puanla 9. Celta Vigo 23 puanla 10. Athletic Bilbao 22 puanla 11. sırada. Getafe yükselişi devam ediyor. 22 puanla 12. Şu an yükselmemiş gibi gözüküyor de puan olarak güzel yükselişte. Osasuna 19 puan 13, Levante 17 puan 14, Valladolid 17 puan 15 ve Granada'da 8 puan ile 17. sırada. Şöyle Valencia'ya bakacağım. İçimde kalacak yoksa. Aa, iki maç. Zaten yorulmuş, dinlenecek. Yerine Lukaku gelmiş. Ay Allah'ım ya. Zielinski, Soler. Ooo, Pickford 6 maç sakat. Son 6 maç içinde bizim Valencia maçı dengeleyecek mi ya? Çok merak ettim. Bakacağım. Vallahi billahi bakacağım. Bakmazsam içimde kalır arkadaşlar. Altı maç. Tabii hepsi 1-1 gitmeyebilir. Bazı yerlerde 2 tane gidebilir. Hemen şöyle bakalım. Valencia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vallahi tam oraya denk geliyor. Ya ucunun yetişecek büyük ihtimalle yetişecek. Şey çok da bir fark olmayacaktır. Önemi olmayacaktır. O bizim burada bir dinlenme maçımız var. Güzel. İşimize gelir bu bizim. Puan tablosuna baktık. Menajer listesinde ilk 5'e girememişiz. Allah Allah. Son yıllar burada 9 olarak bizim şu an OSM videolarımızdaki ilk 9 level bir menajer oldu. Aynen. İlk 9 level'e ulaşan bir menajer oldu. Onu da tebrik ederim. İnanç Ayın Valencia'da birinci tabii ki. Villarreal Asayi'nde üçüncü. Real Sociedad Tardale 4. Atletico Madrid'den kaptan 5. Bu Atibilbo bu kadar kötü gidip de nasıl 9. şey 5. sırada olabiliyor? Ve güç takımları yendi olabilir. Sevilla Mert Kuşkuyla 6. Biz 7. Ramazan 8. Sercan 9. Abdullah Hun Atakan 11. Muhammed 12. Sefar Es 13. Pura Gamer 14. Erol Bulut 15. Talha 16. Gol kralı Lewandowski yine attı. 15 maç 16 gole çıktı. Sterling 11, Luis Suarez 11. Bizden erken tekrardan attı gollerini. 8 maç 7 gole geldi. Buradan yakalanması Lewandowski zor ama diğerlerini yakalamakta hiçbir sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Ronaldo 6, Mbappe de attı gollerle 6'ya geldi. Messi'nin de 5 gol var. 4 oyuncu sıkıştırdı. Gol kralına güzel. Asist kralı Messi'miz var. Bugün yoktu. Luis Suarez asist kralına birinci. İkinci de Fernand Mendy kendisi. Ama Messi, Vidal, Havertz de 5. paylaşıyorlar. Bizden başka Verratti 3 yeni transferimiz. Onu da göstereceğim. Hatta direkt gösterebilirim. 98'i kendisi. Değeri 28. 30 küsürlere aldık. Tam hatırlamıyorum. 2 gol 3 asist gayet iyi. 3 asist Barella. Bugün 2 asist yaptı. Güzel bir performanslara girdi. En çok katkı verenlere baktığımızda 18 Suarez, 16 Lewandowski, 12 Sterling ve bizden Oyarzabal Messi 10'ar 10'ar. Messi'nin de burada yakalaması aynı gol kararında Harry Kane'in Lewandowski'yi yakalaması gibi burada da Suarez yakalaması hiç kolay olmayacak ama Messi bunun adı belli olmaz. Harry Kane de 8 maç 8 gol katkı güzel bir istatistik. 5 maç 7 gol Rashford 95 Zaha 101 ve 3 maç sakat. Ve Ronaldo'muz da 7 yine buraya 4 değil 3 oyuncu sıkıştırmışız güzel. Yarın Alaves'e karşı oynayacağız. Alaves'in istatistiklerine bakarız, takımına bakarız. En güçlerle Lewandowski 1, Kovacic 2. Vay vay Kovacic'e bak bizden kimse var mı? Messi 8-0 güzel. Ve Mbappe var. Allah Allah erkeği niye yok ya? Çok ilginç. Yani neyse. Serilere baktığımızda zirveye çıkıyoruz. En uzun yenilmezlik serisi şu an bizde değil. İkinci bizde diyecektim. O da değil. Kimmiş o ikinci ya? Real Betis'e bak sen. Vay 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 vay. Real Betis. Sen puan kaybedersin sen şimdi. Kaybedersin kaybedersin. 3 maçları kaybetmiyoruz ama kolay fikstürden geçtik. Onun rahatlığı diyebiliriz. Valencia 6 maçtır kazanıyor. 16 maçtır hiç kaybetmedi. Sevilla'da 4-4 yapmış şu anda. Kadro değeri. 532 milyon euro ile birinciyiz ve transfer etkinliği geldi. Bu transfer etkinliğiyle beraber değerimizi 800 bine kadar falan getirmeyi düşünüyorum. Bakacağız. Taktik videosu da gelebilir.
Atletico Madrid 505 milyon euro da birinci, ikinci, üçüncü, 509, 505, 503. Arkamızda güzel bir yarış var. Arkalardan da Villarreal ve Getafe gelmiş. Getafe 353 mi? Oo, Getafe liderliği alacak. Yemin olsun eğer almazsa bakın. Bak şu an 18. haftada mıyız? Kaç? 16. haftadayız. 25. hafta civarında bu liderliği alır. Bu hızla giderse. Real Madrid 351, Celta 284, Alaves'de 247, 12.4 milyon euro. Biz 26'ymışız. İyiymişiz abi. Biz ikinciymişiz en yüksek. Güzel ya. Onun dışında da şu şekilde geliyor. Şu Real Sociedad 209 ve bizim üstümüzde. Hani bizim üstümüzde hatta 3. sıra. Değil mi? Aynen Valencia, Villarreal, Real Sociedad diye gidiyor. Yani ne bakacaktık? Ha, Alaves. Alaves'e buradan bakıp gidebiliriz, gidebiliriz. Yorgun yok. Sağ kanat Ziye, sol kanat yine Malcolm oynuyor büyük ihtimalle. Cordoba oynatmaz. Belki taktiği nasıl bilmiyoruz. 6-3-1 oynuyor galiba. Tielemans, İdris Guiel, Lorenzo Pellegrini, Ruben Neves, Stoper Toloi, Mario Fernandes savunması fena değil. Davinson Sanchez, İngilizler burada göze çarpıyor. Leno güzel. Kaleleri biraz zayıf. Savunma anlamında da biraz zayıf değil. Orta sahaları çok bize göre zayıf. Bu maçtan 3 puan almamız lazım. Ama top yuvarlak belli olmaz diyoruz ve güzel bir bölümü geride bıraktık. Yarın heyecanlı maçlar var. Bugün çok skorlar vardı. Birkaç tane ucu ucuna galibiyetler vardı. Yarın onlar inşallah olmaz diyoruz ve bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bu kadar yani. Başka diyeceğim bir şey yok. Hadi bay bay.